Adresi bir daha geç Aylin. Yoldayız. Aylin, duymuyor musun? Hadi kızım. Asma Caddesi numara 21. Hırsızlık vakası. Alarmdan düştü ihbar. Dükkan sahibi de yolda. Asma Caddesi numara 21. Duydum Ali. Asma Caddesi diyorum. Duydum abi, duydum, tamam. Oğlum, duyduysan niye sallanıyorsun o zaman? Konuşacağın hadi sür, cevap verme. Dolunay var galiba bu gece. Kesin kesin. Ne var, ne oluyor? Hiç yok bir şey abi. Başka bir şey konuşuyorduk da. Dayı, tuvaletim geldi. Gel ben seni götüreyim. Gel. Gidecek misin cezaevini ziyarete? Sedefe, gideceğim yarın. Sen? Diyalizim var benim yarın hastanede. Yok, geleceksen Tunç Bakar kıza diyecektim. Gelemem ki. Selamını söylerim, boş ver. Sağlık bu da. Allah razı olsun, ne diyeyim? Olan oldu, ölen öldü. Sen hala bize yardımı... Boş ver şimdi onu da. Şey yap bari. Hastaneden çıkınca şu Erdal'ın cenazesi için... Yok, aklımda o. Kim alacakmış cenazeyi? Bir abisi var bunun Kahramanmaraş'ta. O gelecek. Anca mı duymuş? Cezaevindeymiş. Ulaşamadım ki bir türlü. E içerideyse? Yok, çıkmış. Yeni çıkmış. Aile aile değil ki. Hepten bela adamlar. Kurtulduk Allah'tan. Yok komiserim. En pahalısından taktırdım alarmı. İyi ki de kıymışım parayı. Alarm öttü mü anında benim evdeki aletle ötüyor. Karakola da sinyal gidiyor. Yapma ya. Adam kepenki kanırtmış. Ama belli ki alarm devreye girince devam edememiş. Bakacak mısınız görüntüye? Bünyamin değil mi lan bu? Tanıdık mı abi? He, halo oğlu. Uçukmuş yine içeriden. Buralarda da yine buluruz. Hadi gelin benimle. Ümit, siz halledersiniz oğlum kalanını. Peki komiserim. Tamam mı? Abi, eşkal, kimlik, her şey belli zaten. Bulur işte karakoldan arkadaşlar. Biz niye uğraşıyoruz ki? Zaten çalamamış da bir şey. Ya amma söylendiniz be. Gelmeyecekseniz söyleyin, ben tek başıma giderim. Yok abi, kesin dolunun etkisi. Abi, abi gel, tamam tamam gel. Ya geç sen bu tarafa. Boşver orayı, şu sokağa gir. Efendim Yasemin? Bitmedim devriye. Siz de tamamsınız, bir yerlerde bir şeyler yiyelim mi? Kim? Kim o, kim, kim, kim? Kim o? Kim? Yasemin. Ne diyor? Bittiyse devriye, bir şeyler yiyelim diyor. Ver şunu. Ver, 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 ver. Ver! Ne yemeği kızım ya? Ne yemeği? İşimiz var. Dolanmayın avare avare. Gelin yardım edin bize. Tamam, gelelim de ben şey için yani... Neredesiniz ki siz? Bünyamin, çıktı diye duydum ben de. Ben gördüm bile lan. Çıktı diye duymuşmuş. Bir bela çıkmadan bitirsek şu devriyeyi be. Yeri lazım bana oğlum, yeri yeri. Nereye takılır bu? Abi ya benim yani en son... Konuşsana oğlum be konuşsana. Allah Allah ya. Abi en son bunun dayı oğlu mu ne varmış ya. Onun yanında görenler var. Dayı oğlu dediğin tanıdık mı? Abi vardı ya, torbadan girip çıkmıştı.
Ha, şey diyorsun sen, İsmet. İsmet'ti galiba, doğru abi. Onun evi. Şaşkın çıkmasında. Abi şuradan inince... Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tamam, biliyorum. Abi, alsaydın bir simit. Bu saatte ne simidi lan? Salak mı millet? Hiç polise benzemiyorsun zaten. Resmiler için böyle çık bari, ampul gibi. Hadi çabuk olun siz de, hadi, hadi, hadi. Şaşkın çıkmazı. Tamam, geliyoruz. Şaşkın çıkmazına gidiyoruz. Yanlış alarm mıymış yani? Değil, doğru da. Alarm çalınca dükkana giremeden kaçmış. Vatandaş da her şeyi polise bırakmamış, kendi tedbirini almış yani. Öyle. Dönüyorlar mı? Bitmedi mi devriyeleri? Aslında çoktan bitti. Hüsnü abi adamı biliyormuş, peşine düştü. Nereden bulacakmış koca İstanbul'da? Salak mı adam? Çıkar mı piyasaya bir daha bu gece? Bana iş normal gelmedi vallahi. Benim bildiğim Hüsnü abi devriyesi bittikten yarım saat sonra pijamalarını giymiş olurdu. Örnek alın kızım, işte örnek. Adam işini severek yapıyor. Daha ne istiyorsun? Kapatın farları, kapatın. Kapatın farları, kapat. Kapat farları. Ali! Ali! Herkes çok dikkatli olsun. Kaçmasın elimizden. Nereye kaçıyor abi? İki adım yer. Gevşemeyin kızım, gevşemeyin hemen ya. Kim o? D'Antoni. Yanlış mı getirdi bunlar? Fark etmez Emmioğlu. Al yeriz. Kısmet bizimmiş. Çikolata içim baydı ya. Aç lan kapıyı! Hıyamin! Aç lan kapıyı polis! İyi ki söyledin, anlamamıştı yani. Aç kapıyı! Dur abi dur. Kır şunu, kır 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 kır! Nereden kaçacağız oğlum? Bekleyecek miyiz oğlum böyle? Gel buraya gel. Lan buraya gel! Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun lan? Abi aldık adamları da, çalıntı bir şey yok ki burada. Gel bakalım, yürü. 3-4 tane çikolata için bu kadar tantana. Ne çikolatası lan? Ne çikolatası? Arayın evi, arayın evi. Kim bilir neler çıkacak, ara. Ara, nereye sakladınız lan? Nereye sakladınız? Abi vallahi yok bir şey ya. Arasanız oğlum, bakma havalı val. Ara! 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 Abi tamam, abi arıyoruz. Arayın, arayın. Tamam, çıkacak, abi arıyoruz, onlar. Tamam. Buradadır. Tamam. Bakın tamam, içeriye abi, bakın. Tamam. Tamam abi, içeriye tamam. Bak, içeriye tamam. Bak. Tamam, tamam. İçeriye bak! Yürü lan hadi. Bu gece bu çalınanların hepsi bulunacak. Çıkın yukarıya arayacaksınız. Çıkın. Mesut komiserim, merhaba, nasılsınız? Ha, iyiyim, sağ ol. O Mesut sensin demek. Önce ben vurdum deyip sonra Cihan komiser. Hallemedip kallemedip öldürdünüz kardeşimi. Bari cenazesini rahat bırakın. Ha, istersen gel Maraş'a. Gör toprağa girdiğini. Yoksa belki için rahat etmez. Gel gel gör. Uzatma. Kardeşin de sütten çıkmış ak kaşıktı sanki. Sen daha iyi bilirsin gerçi. Öldü gitti işte. Karıştırma gerisini. Öyle mi? Bunları babasız kalan yeğenime de anlattın mı? Aynen böyle mi anlattın? Bir babam vardı. Öldü gitti mi dedim. Neyse artık. Ben anlatırım. Amcasından duysun. Tamam değil mi Hüsnü? Ne tamam Suat? Buzdolabı. Konuştuk ya o kadar Hüsnü. Aşk olsun. Kızım, buzdolabıyla aş mı olur sabah sabah? Ne yapayım Hüsnü?
Boşuna dünyanın parasını verdik tamirciye. Çalışmıyor işte, anla. Güzelim kapuska bozulmuş, attım çöpe. Ay, isabet olmuş. Bir şey de hadi içim rahat etsin üstüne, hadi. Ya ne diyeyim Suat? Kafaya koymuşsun bir kere. Spotçudan alacağım zaten üstücüğüm. Mağazadan çok çok ucuz. Niye? Spotçu yolda mı buluyormuş dolapları? Ama ne bileyim üstü, ucuz işte. İyi, tamam. Karttan çektir bari. Sanki peşin para var. Tabii karttan üstü. Biri doluysa bundan çekersin. Tamam. Kesini bereket üstücüğüm. Tamam tamam, abartmayın. Ayın sonunu görelim Suat, tamam mı? Aman tamam, bağırma, mahalleye ayağa kaldırdın üstünü. Ucuzundan ha. Çin malı, Hint malı fark etmez. Hı-hı. En ucuzu hangisiyse o. Kalpten götürmeyin insanı. Hey, Allah korusun üstücüğüm. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle. Maraş'a mı götürecekmiş? Hı hı. Ziyarete falan gelmeye kalkmaz inşallah herif. Gelse de almazlar ki, akraba durumu falan. Zaten ben oradayım. Cezaevine mi gidiyorsun sen? Öğlen, bir göreyim. Gör tabii. Vallahi pek bir şey yok gibi Rıza baba bugün. Biz hallederiz. Kaç zamandır nefes almadın sen de. Erken kaçmak istersen. Nerede? Misafirim gelecek bakanlıktan. Hayırdır? Avni Bey, müsteşar yardımcısı. Müdürüm. Ha Aylin. Adamları aldık sorgu odasına. Haber ver demiştiniz. Hangi adam bunlar? Ya şu kuyumcuyu soyamayan soyguncular vardı ya dün gece. Ha şu. Çobanın kapı kırıp gofret yerken bastığı. Normalde karakol polislerine devredebileceği basit bir hırsızlığı niye böyle mesele yaptı bu? Sen ne mi uğraşacağız oğlum? İşi gücü bırakıp senin peşine mi düşeceğiz lan? Sana mı çalışacak bütün emniyet lan? Niye akıllanmıyorsun oğlum sen? Bu kaçıncı lan? Kaçıncı bu? Yüzüme bak yüzüme. Kime diyorum oğlum ben? Niye akıllanmıyorsun lan sen? Her seferinde biniyorum ensene. Hala aynı salak Bünyamin. Hala aynı salak Bünyamin. Müptela mısın oğlum sen? Ne istiyorsun milletin malından, mülkünden ya? Sana mı çalışacak millet lan? Ne suçum var benim abi? Ne yaptım ki ben? Hala ne yaptım diyor lan. Hala abi, ne yaptım diyor ya. Abi. Oğlum bela mısın sen benim başıma ya? Amirim. Onur götür şunu savcılığa mı? Nereye götürüyorsunuz götürün. Elinden bir kaza çıkacak geri zekalı. Hırsızlığa müebbet gelecekmiş, haberin olsun. Ne bakıyorsun kızım? Pardon. Kaç derece dedi? -24 dereceye kadar soğuktur. Gördün mü bak, -24 diyor. Ne yapacağız o kadarını teyze? Çölde mi yaşıyoruz Allah'ını seversen? Değişiyor kızım. Her şey değişiyor. İklimler değişiyor. 10 seneye çöl olacakmış buralar hep. Duymuyor musun? Bangır bangır televizyonlar söylüyor. Televizyon dedim de. Televizyon var mıdır sizde? 3 boyutlu mu, 4 boyutlu mu? Öyle bir şeyler çıkmış. 4'ü bilmem de 3 boyutlu televizyonlarımız var tabii. Ha? Varmış bak. Teyze, televizyon nereden çıktı şimdi? Yok hani hazır takside girmişken dedim yani. Biz bir küçüğüne bakalım teyze. Bu bizim hole sığmaz bile. Kız sığdırırız. Işıktan öyle büyük gösteriyor. Bak, değil mi çocuğum? Ha? Olabilir tabii. Ama iç hacmi oldukça geniş bir modelimizdir. Geniş diyor bak. Bütün pazarı yüklen gel tık içine, bana mısın demez. Der mi demez mi? Oğlum iki laf etsene sen de bir şey desene. Demez herhalde. Bunu mu alalım diyorsun şimdi? Tabii kızım. Acık büyük doğru. Ama ileride de kullanırsın. Doğru. Tamam bu olsun. Sar çocuğum sen bunu sar. İyi oldu iyi. Ay. Bak. Daha saat kaç Celal? Uzatma Aynur. Yüzünü yıkamadan içmeye başlıyorsun. Aynur, kafamın tasını attırma sabah sabah. Hadi bizi geç. Kendine de mi acımıyorsun hiç? Neyime acıyacağım lan? Ah. Acınacak ne halim var benim? Acınacak adam mıyım ben?
Sen bana acıyacak insan mısın? Ya ne biçim konuşuyorsun Celal sen? Bayağı konuşuyorum. Sen kimsin de bana acıyacaksın? Asıl ben sana acıdım. Sana, kızına. Hayatınız kurtuldu be. Sana acımasam kızınla bir başına sokaklarda sürünüyordun şimdi. Sen kimsin de bana acıyacaksın ha? Cevap ver. Polis mi? Evet. Annemle babam. Üvey babam. Yine kavga ediyorlar. Anneme bir şey olacak diye çok korkuyorum. Gelin ne olur. Ha, yanlış yere mi park ettin? Keseceksin 300 lira cezayı. Bakalım yapabiliyor mu bir daha? İşe yaramaz. Fakir yapamaz belki. Ama parası olan gene zart diye gelir kaldırımın ortasına bırakır. Çözüm başka. Neymiş? Çekici geldi buradan çektiği arabayı. Alacak götürecek. Mesela Pendik'te bir sokağa bırakacak. Yuh. Bir düşün ama. Allah'tan seni trafik şubeye falan yollamamışlar. İç savaş çıkartırdım memlekette. Merkez 2460. 2460 dinleme de söyle Aylin. Amirim. Zekeriya köy tarafında mısınız hala? Evet. Aile içi şiddet ihbarı düştü sisteme. Yakındaysanız bakarsınız belki dedim. Söyle adresi. Ağa Caddesi, Gül Nihal Sokak, numara 17. Ulan bela mısın sen benim Celal başıma ha? Vurma! Vurma annemi! Bırak! Yağmur, odana git sen! Dokunma anneme, defol git! Yağmur! Cinizin de Allah belasını versin be! Anne! Diyalize gideceğim, çıkar çıkmaz gelir alırım dedi. Gelirse otursun beklesin. Söylersin tamam mı? Hazır mısın Melek? Anneme mi gideceğiz? Annene gideceğiz. Yaşasın. Gel. Bakayım o ne? Bak. Hediye yaptı annesine. Vay. Vay. Çok güzel olmuş. Hadi o zaman. Sen gelmiyor musun? Benim ders çalışmam lazım Melekciğim. Sen anneni gör gel. Yine oynarız tamam mı? Anlaştık. Hadi kaçtık biz, kaçtık hadi. Güle güle. Aynur, hastaneye gitmek istemedin emin misin? Yok yok, iyiyim, iyiyim. Baban hep böyle mi yapar Yağmur? Benim babam öldü. İkinci eşim Celal benim. Yağmur'un babası vefat ettikten sonra evlendik. Alkol sorunu olmasa kötü adam değil aslında. Kötü işte. Yani değildi biz evlendiğimizde. Pamuk gibi adamdı. Sonra ne olduysa bu içkisi peyda oldu. Öğlen olmadan başlıyor içmeye. İşte evde fark etmiyor. Yatana kadar içiyor. Sızıp uyuması için dua ediyoruz. Engeli olmayı denemedin mi peki hiç? Deneyince böyle oluyor işte. Nereye gitmiştir? İştedir, ofisinde. Anladım, tamamdır abi. Nereye? Öküzün birini almaya gidiyoruz işte. Olay neymiş? Aile içi şiddet. Adam kırmış geçirmiş. Eskiden karakol polisleri bakardı buna ama. O zaman erkeklerin tersine evrimi başlamamıştı Onurcuğum. Hayvanlığa dönüş başlamamıştı. Hakikaten arttı ama son zamanlarda ha. Kadın cinayetleri falan. E kıskanıyorsunuz çünkü. Kıskanırız tabii. Erkeğiz kızım biz. Git Onur ya. Melek. Anne. Anne. Anneciğim. Canım. Bir tanem. Temas yok. Otur. Bir saniye. Polis. Ne oluyor be? Polis. Hakkında şikayet var. Ne şikayeti? Ne yapmışım ki ben? Erken başlamışsın. Evi kırıp geçiririm sonra da gelip üstüne içerim diyorsun ha Celal öyle mi? Nasıl adamsın sen bir anlat bakayım Celal ha? İnat etme Aynur. Gel gidelim hastaneye. Olayı mahkemeye taşımak istiyorsan darp raporu alman lazım. Ancak böyle kurtulabilirsin bu adamdan. Ya da en azından korkup geri basmasını sağlayabilirsin. Yağmur,
Kızım, bu buzları değiştirebilir misin? Mümkün değil. Nedenmiş o? Gidecek yerim yok. Kızımın geleceği için dayanmak zorundayım. Kızının mutlu olmadığı ortada ama. Bizi arayan o. Biliyorum. Bana kalsa hiç haber vermezdim polise. Sizi de yorduk buraya kadar. Affedersiniz. Bakın Aynur Hanım. Hayat sizin hayatınız. Bu sebeple karar da sizin. Sizi zorlayamayız. Ama şunu da söylememe müsaade edin. Öyle sizin gibi yüzlerce kişi gördük. Ve maalesef sonları hiç hayırlı olmadı. Kendim için olsa tamam da. Kızım. Asıl kızınızı düşünüyorsanız bir şeyler yapmanız lazım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz. Şikayetçi olup olmamak sizin kararınız. Sağ ol. Ben de hemen geleceğim, tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Avukatla konuştum. Savunmanı hazırlıyormuş. Gene gelecek duruşmadan önce. Bakarsın sen de. Sağ olsun. Erdal aleyhine bütün delilleri, bizdeki bilgileri falan verdim avukata. O da savcılıkla paylaşacak. Sonra? Sonrası duruşma tarihini netleştirmek işte. Mümkün olduğu kadar erkene gün alabilmek falan. Aman yani, değil mi? Öyle. Beklemek çok kötü. En zoru odur, doğru. Ne diyor peki avukat? Yani ceza için. Ya, avukat daha bir şey demedi ama bence ilk duruşmada tahliyeyi bekleyebiliriz. Sağ ol Mesut. İçeride beni, dışarıda Meleği yalnız bırakmıyorsun. Ben bir yerlerde bilmeden birilerine bir iyilik yaptım herhalde. Yoksa neden seni karşıma çıkarsın ki? Turan'ı gördüm bugün. Erdal'ın abisi Turan mı? Hapisteydi o. Çıkmış. Erdal'ın cenazesini almaya gelmiş. Maraş'a götürüyor. Erdal'la beraber kendini de gömse ya namussuz. Neden? Bir şey mi yaptı size? Hayır ama yani Erdal neyse abisini beşle çarp. Öyle bir adam yani. Ne olur uzak dur Mesut. Uğraşmaya kalkarsa... Hiç niyetim yok, merak etme. Ne olur Mesut. Tamam tamam, anladık. Sen bunları düşünme şimdi. Süre tamam. Dikkat et kendine. Ben yine uğrarım. Tamam, sağ ol. Nereye götürüyorsunuz kardeşim? Karısıyla da mı tartışamayacak insan? Tartışarak mı morarttın karının yüzünü? Her tarafı mosmor olmuş. Yalan söylüyor. Konuşma, geç. Efendim abi. Karısı şikayetçi değil Onur. Sadece basit karakol işlemi uygulayabileceğiz adama. Hayda. Resmi ekip geldi mi? Geldi geldi. Verin resmi ekibi, uğraşmayın siz. Abi emin misin? Bir şey yapamayacak mıyız biz bu saçma sapan adama? Maalesef kardeşim. Bırakıp gelin hadi, başka işlerimiz var. Hep böyle yapıyorlar. Nasıl? Önce canları yanıyor, çok yanıyor. Çocuğum için deyip susuyorlar. Sonra bir yerlerde bir şeyler ters gidiyor. Ne çocuk kalıyor, ne adam, ne de kadın. Ne de o kaybetmeyeyim dedikleri zenginlik, para, ıvır zıvır. Ablamdan biliyorum. Bir kere rahatını kaybetmeye göze almayan sonra her şeyini kaybediyor. Toparlayana kadar da canı çıkıyor. İki tane deve besliyoruz evde. Şunu şuradan alıp çöpe atmak zorunuza gidiyor anasını satayım. Geçen şunu indirdim, sen de indir. Çok güzel. Ay misibo mu? Suat. Bu ne kızım? Babam geldi, gel bakın.
insan bir hayırlı olsun der önce. Beğendin mi Hüsnü? Biraz büyük oldu ama ferah ferah. Her şeyimizi aldı içine bak. Derin dondurucusu var, buz makinesi var. Her şeyi var canım bak. Sığdı mı peki eve? Bir de ona baksana anne. Oldu mu yani bu şimdi buraya? Eve yeni bir misafir gelmiş gibi ha. Allah'tan tekerlekli de o tarafa geçerken çekilebiliyor yani. Teyzem beğenmiş. Aman çok bilmişler. Bu dolap burada kalacaksa birimizden biri gidecek Suat. Biri gidecek. Ay Allah korusun Hüsnü, kim niye gitsin? O kendini bilir. Ben niye gidiyormuşum be terbiyesizler? Şuraya 2 saat uyurum diye geldim. Akşama devriyem var. Çıkıp gideceğim. Gene huzur bırakmadınız. Gene huzur bırakmadınız Suat. Yarın geldiğimde bu dolap burada olmasın. İyilik de yaramıyor anacığım kimseye. Duydun mu Suat? Anladın mı? Yoksa evden birilerini göndereceğim. Ona göre kızım. Getirin bana eski dolabımı. Tamir ettirir, kullanırız. Yeter be! Yeter! Tövbe estağfurullah. Bir süre ayrı ayrı deneyelim Celal. Sakinleşelim. Çok yıprattık birbirimizi. Daha kötü olmayalım. Defolun gidin. Bir daha da gelmeyin. Ne haliniz varsa görün. Gel kızım. Hadi kızım. Taksi de gelmiş. Gel. Peki, niçin gelecek dedin? Dış ticaret kongresi mi neymiş? Bu sene İstanbul'da toplanıyorlarmış. Peki, bu koruma şube son derece başarılıdır bu işlerde. Öyle tabii. Neden biz koruyoruz o zaman bu kimse? Kristin. Kristin Edwards. Kristin Hanım'ı? Kongre çok kalabalık olacak Rıza. Dünyanın her yerinden bir sürü önemli kişi gelecek. Hangi birine yetişsin koruma şube? İyi de. Bu kadın dünyadaki sayılı Orta Doğu uzmanlarından. Epey göz önünde olan birisi. Böyle insanlar her zaman hedeftir. Ama son haftalarda tehditlerin sayısı artmış. Yani durum biraz anlayacağın özel ve gizli. Engin Amir yıllarca yurt dışı temsilciliklerimizde büyükelçiliklerimizin koruma müdürlüğünü yaptı. Evet, evet. İşin içinde senin ekip de var. Aklımıza sizden başka birisi de gelmedi Rıza. Kusura bakmayın. Karar sizin müdürüm. Ben vereceğiniz her göreve hazırım. Ama bütün ekibi korumaya sevk edemem ama. Hani... İşine karışmayacağız Rıza. Sen ne dersen kapı. İyi, iyi. Kaç kişiyle girersin Engin? Şimdilik ben ve bir kişi daha. Sağ genişlerse belki destek isteyebilirim.
Anlaştık. Oldu. Bünyamin'i. Bünyamin'i. Evet abi. Nasıl salmışlar kızı? Savcılıktan serbest bırakmışlar. Ne demek serbest bırakmışlar lan? Delirt Bey ne oğlum adamı? Adam gibi anlatın şunu. Abi biz de bu kadar biliyoruz zaten. Sorduk. Savcı serbest bırakmış dediler. Savcı serbest bırakmış. Niye şikayetçi olmamış ki kadın? Her zamanki bahaneler abi işte. Yok yuvam, yok kızım. Kadın şikayetçi olmayınca adamı da saldılar tabii karakolda. Aklı başına gelir de geç kalmasa bari. Olan yine aradaki çocuğu olacak. Sen ne yaptın abi? Gidebildin mi Sedef'e? Gittim. Nasıl? İyi işte. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Avni Bey benim çok eski bir dostum. Mesai arkadaşım. Şimdi bizim bakanlığın müsteşar yardımcılığı görevinde. Arkadaşlar da ekipten. Merhabalar arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Yeni bir görev var arkadaşlar. Detayları ve çalışacak ekibi Engin belirliyor, tamam mı? Boş yere yoruluyoruz usta biz. Boş yere yoruluyoruz. Niye koşuyoruz ki biz? Oturalım şurada çayımızı, kahvemizi içelim. Paşa paşa kendi hayale gelip... Ne? Başlayacağım şimdi dosyandan ha. Paşa paşa gelenleri teslim alalım. Niye uğraşıyoruz ki biz bunun sabaha kadar? Ya Üstücüğüm sen içeri geç biraz istersen sakinleş. Ya bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Dur usta. Yeter Allah aşkına ya. Allah aşkına dur. Neyine duracağım ya? Neyine duracağım usta? Haksız mıyım usta? Allah'ını seversen ya. Canımızı dişimize takıyoruz biz. Milletin malı canı için. Bu mu ya bunun karşılığı? Ya bakanlık ne yapıyor Allah aşkına ya? Nereye bakıyor bunlar ya? Hüsnü komiser. Misafirimizin yanında ayıp oluyor biraz kardeşim. Misafir umduğunu değil bolluğunu yesin. Abi. Biz her gün itiyle uğursuzuyla çatışıyoruz. Yazık günah bize ya. Misafirimiz. Yazık günah ya. Bakanlıktan Hüsnü. Kıza iki dakika odanda görüşebilir miyiz? Tamam. Ya ne yapıyorsun ya? Abi söyledik dinliyorsun ki. Abi bir işaret yapsaydınız bari. Nihal. Kapatma dinle sadece. Konuşmasan da olur. Ben hata yapmışım Nihal. Seni evi bırakıp çok büyük bir hata yapmışım. Köpek gibi pişmanım. Ne oldu Celal? Kavga mı ettiniz yine? Alo? Anlatsana Celal, iyi misin sen? İçmeye mi başladın? Neler dedim öyle ya? Laf dinlemiyorsun ki kardeşim ya. Allah Allah. Ne iş yapıyormuş bakanlıkta bu adam? Müsteşar yardımcısı lan, boru değil. Of. Ne yaptın abi sen? Kavgada söylenmez o laflar abi. Ya keşke bir sağına soluna baksaydın. Ya insan bir uyarır, birkaç göz yapar ya. Yuh yani. Bir tarafımızı yırttık burada. Ren miren de tutmuyorsun ki kardeşim. Dur dedik, sus dedik anlamıyorsun. Ya tamam. Zaten canım sıkkın. Ha Deniz. Görev için görüşeceğiz. Bir yere kaybolma. Tamam buradayım. Asabiyet. Yani öfke kontrolünde bir numara. Teşkilatta da tecrübesi var Noyan Hoca'nın. Mutlaka bu arkadaşla neydi ismi? Hüsnü. Görüştür Noyan Hoca ile adamı Rıza. Ben yabancı değilim. Aramızda kalır. Merak etme. Ama takipçisi de olurum bu işin. Atlamayın sakın. Tamam. Tamam, ilgileneceğim. Sen merak etme. Hadi. Peki. Kusura bakmayın efendim. Çok özür dilerim. Sizin orada olduğunuzu görmedim. İnanın. Çok af... Bu kaba kar gibi baktı ya. Sağ ol canım. Al bunu. Bu ne Rıza baba? Yarından itibaren öfke kontrolü terapilerine başlıyorsun şimdi. Nasıl terapi? Psikolog gibi falan mı? Aynen öyle. Bana lazım değil o kadarı müdürüm. Hallederim ben merak etmeyin. Belli nasıl halletti? Ben de gittim. Çok yararını gördüm usta biliyorsun. Sen mi gördün yararını? Ne zaman gördün lan?
Uzatma artık üstünü. Abi iyi değilsin son günlerde, kabul et. Devriyede de kan kusturuyorsun abi resmen. Abi, Hüsnü abi. Abimizsin, canımızsın ama doğruya doğru. Hakikaten fena bir şey oldun abi sen son zamanlarda. Vay be. Düştük ya bir kere. Bir de siz vurun anasını satayım. Helal olsun be. Helal olsun. Hemen sinir hastası yaptınız adamı be. Hüsnü zor meslekteyiz. Hepimizin böyle ara ara yardıma ihtiyacı oluyor değil mi? Benim olmaz usta. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Deli değilim ben. Delilikle ne ilgisi var abi? Bu kadar insan destek alıyor. Ayıp ediyorsun ama. Asıl siz bana ayıp ediyorsunuz. Asıl siz bana ayıp ediyorsunuz. Rica etmiyorum Hüsnü. Müdürün olarak talimat veriyorum. Terapiye başlıyorsun. Bitti. Çoban terapisi. Ha Deniz, gel benimle. Tamam. Çoban terapi, terapi geçmişinize terapisi. Geçmişinize dönelim, çocukluğunuza. Benim adım çıkmış ya usta. Ha sana lazımdı, şarttı. Şifanı bul inşallah. Göstereceğim ben sana şifayı. Ha? Göstereceğim, göstereceğim. Merak etme! İstanbul'da 3 gün kalacak. Bu 3 gün her şeyinden biz sorumluyuz. Aynı kattaki bir odada kalacağız. Nöbetleşe uyuyacağız. Dışarı çıkmak isterse yanında olacağız. Türkçe bilmiyor. Sadece İngilizce anlaşabileceğiz. Uçağına binip ülkesine gidene kadar da bize emanet. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok abi. Miss Edward? Yes. Welcome to Istanbul. Thank you. You are Engin? Engin. Engin. Yes, and this is Deniz. Deniz? O da olur. Welcome. Thank you. Shall we go up to your room? Yes, please. In case you need anything, we'll be just next to your room. I will directly call you. Welcome again. Your English is perfect. Where did you learn your English? Here and there. Good night. Good night. So nice room. Nesi varmış bu kadının bu kadar VIP'lik? Hayırdır? Ne öyle senin lafa tutmalar falan? Bir işveler, cilbeler. Ha, ne oluyor yani? Daha dakika bir. Ya, sen rahatsız olmadın mı? Yo. Alışığım ben. Yabancılarla çok zaman geçirdim. Normal halleri bu, kibarlıktan. Hmm, tabii canım, tabii. Tamam, sen işine bak. Hadi yat uyu sen, ilk nöbet bende. Uykum yok ki. İyi o zaman, ben yatıyorum. Bir şeyler yeseydik bari. Sen ye. Bir zahmet de doy artık. Daha gelirken yedin Deniz. Bari ayakkabılarını çıkarsaydın amirim. Ya karışma bana lütfen. Kulağın telefonda olsun. Arada kapıdaki korumalarla da paslaş. Emin misin bir şey yemeyeceğine? Deniz. Bahsetti mi? Benden mi bahsetti? Ha anladım. İyi. Tamam o zaman. Meseleyi biliyorsunuz. Tamam tamam görüşürüz tamam. Tamam. Size de hocam, size de sağ olun, size de. Ay işte nereden çıktı şimdi bu iş? Terapi dedikleri şey değil mi kız öyle ruh doktoru? Psikolog derler ona, psikolog. Psikoterapist. Klinik psikolog bence. Lan! Yeter be! Böyle böyle delirtiriz işte beni. Aman ağzından yel alsın Hüsnü. O nasıl laf öyle? O yel önce gelsin şu heyula dolabı alsın buradan. Yarın gitmiş olacak ona göre. Eski dolabı da geri alacaksınız. Hüsnü. Ne? Hiç geveleme bana Suat. Yolu yok. Gidecek dedim mi gidecek. O kadar. Teyze. Teyze. Gitme üstüne sen de. Kafadan kontak.
Nazike, bak giderim adamdan raporumu alırım. Gelirim seni vururum. 5 dakika bile tutmazlar beni içeride. Gelirim burada lıkır lıkır çayımı içerim. Tövbe estağfurullah. Kafamı bozma benim. Ay. Engamete soramadım sana. Nasıl Sedef? İyi baba, nasıl olsun? Bekliyor işte. Kızıyla da sen ilgileniyorsun tabii değil mi? Yok, benlik bir şey kalmıyor. Dayısı var. Tunç'la da iyi anlaşıyorlar. Ha, iyi iyi iyi. Dikkat et ama kendine Mesut ha. Bir kez daha ipten almak istemiyorum seni. Yok baba, merak etme bitti. İyi. Yo. Kahve hazır. Ben aşağıdaki arkadaşlara bakacağım. Sen de Kristin'i bir yoklarsın. Sabah sabah bu halinde gördüğü adam. Aferin sana Deniz, aferin. Buyurun. Üstü Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Lütfen buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Konferansın da burada olması iyi. Bir de dışarılarda koşturmak gerekecekti. Doğru söylüyorsunuz. Nerede yapılacak toplantılar? 2. kattaki büyük salonda. Tamam. Sizden 4 kişi daha olacak toplantı saatinde değil mi? Evet amir. Siz ikiniz burada kalın. Diğer arkadaşlarınızı toplantı mekanına yönlendirin. Bütün bu konuştuklarımızı da aktarın. Merak etmeyin amir. Miss Edwards! Miss Edwards! Kristen! Kadın odada yok. Ne diyorsun Deniz? Kapat tamam. Kadın odasında yok. Nasıl yok? Yok işte bayağı. Buradan çıkış yapmadı amirim. Geceden beri buradayız biz. Haber verin hemen bütün ekibe. Bütün katları da alsınlar. Tabii amirim. Her yere baksınlar. Hadi. Spa merkezi de temiz. Burada da yok amirim. Bahçe kontrol edildi, kimse yok. Amirim, restoranda da yok. 2 dakika boş bıraktık, buhar oldu kadın ya. Aramaya devam edin. Her yere bakın, tamam mı? Anlaşıldı. We've been looking for you everywhere, Miss Edwards. Kristen, please. Please tell us from now on if you're going to... You're so tense, Engin. You should go swimming. It's cold at first, but then you get used to it. Can you put sun cream on my back, please? Okay. Amirim, bulmuşsunuz. Hi. Hi.
Sinirlenme demesi kolay. Yani insanı da zaten bu kolayca söylenen cümleler çıldırtır. Hay yaşayın. Davulun sesi insanlara uzaktan hoş geliyor tabii. Sabahlara kadar ne çektiğimizi, nelerle, kimlerle uğraştığımızı düşünenler yok tabii. Evlisiniz değil mi? Evet, 5 çocuğum var. Çok güzel. Yani iş hayatı bu kadar stresliyken insanın evde huzuru bulması çok değerli. O tam öyle değil aslında. Nasıl? Doğru tabii. Ev, aile, bunlar mühim şeyler. Değil mi? Yok. Öyle öyle öyle, evet, aynı fikirde. Buyurun çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Size yardımcı olabilmem için çalıştığınız koşulları, bir gününüzü yakından takip edip gözlemlemem lazım. Merak etmeyin, emniyetten arkadaşlarla daha önce çok çalıştım. Avni Bey'e sorun inanmazsanız. Ne olursa olsun yadırgamam ben. Ha. Buyurun. Peki. Siz buyurun. Lütfen. Even if you're within the hotel limits. All right, I'll let you know. Or we won't be able to protect you. Be cool, Engin. I'm all right. Efendim Rıza Baba. Nasıl gidiyor Engin? Her şey yolunda mı? Kadın biraz tuhaf baba. Sağ solu pek belli olmuyor. Şimdi de konuşma yapacağı salonu görmek istedim. Oradan da kısa bir şehir turu. Beraberiz bakalım. Peki. Oldu. Konuşuruz sonra, tamam mı? Hadi. Müdürüm. Şuna bir baksanız iyi olur. Celal Arcak. Dün bizimkilerin ilgilendiği bir olaydaki adam. Ne olayı bu? Aile içi şiddet. Adam karısını darp edip evden çıkmıştı. Evet. Karısı Aynur Arcak. Şikayetçi olmadığı için bir şey yapamamıştık. Sadece gel Aylin'cim. Adamı evinde ölü bulmuşlar. Adam dün olaylardan sonra eve dönüyor. Karısıyla üvey kızı evi terk ediyor. Anlatılanlara göre içmeye başlıyor. Sabah iş yerinden merak edip bakmak için eve gidiyorlar. Karakol ekibiyle kapıyı açtırıp girdiklerinde cesedini buluyorlar adamı. Eldiven versene. Buyurun komiser. Kolay gelsin. Sağ olun. Nereden nereye be Celal ha? Olacak iş değil. Dün domuz gibi hepimize kafa tutuyordu bu adam. Ne diyorsun? Neden ölmüştür? Komiserim bakmak lazım. İncelemeden bir şey diyemem. İlk bakışta diyorum oğlum, otopsi yap demedim ben sana. Yani aşırı alkol. İlaçla da karıştırılmışsa, yaşı da riskli. Kalp krizini de tetiklemiş olabilir. Bununla bir laboratuvara aldır. Parmak izi için değil mi komiserim? Bunu zaten yapacaksınız. Ben içindekini diyorum. İçindekine de baksınlar. Tamam komiserim. Kalk bakayım. Ne diyorsun abi? Ne içti, neyi, ne kadar içti bakmak lazım. Toksikoloji falan. Kimlerle konuşmuş en son? Dün mü terk etmiş karısı evi? Neredeymiş bulalım. Celal. Bir saniye. Ben efendim, karısıyım. Bir saniye. Efendim bir saniye giremezsiniz. Efendim lütfen. Efendim lütfen girmeyin. Efendim bir saniye. Ben karısıyım. Bekler misin? Celal. Efendim bir saniye. Sakin olun. Bekleyin. Siz nesi oluyorsunuz? Ben karısıyım. Tamam. Peki buyurun. Bizim kata alıyoruz Aynur Hanımlar. Tabii abi. Buyurun. Buyurun gidelim. Adam ölmeden önce kimle görüşmüş en son telefonda? Nihal Torun, eski karısı. Var mı adresi? Çıkarttık abi. Alalım hemen. Ya alın kardeşim, alın ya. Ali beraber çıkalım. Eyvallah. Abi, ha. Başka bir şey? Yok yok, tamam konuşuruz. Şişt.
Sen de adeti sıkıştır kızım. Boş bırakma hemen. Ön otopsi raporu falan lazım bize. Laboratuvar sonuçları lazım falan. Hadi. Tamam abi, tamam. Hadi başka. Baksana. Aylin bunu... Müdürüm. Rıza baba. Müdürümüz. Aylin arkadaşımız. Çok memnun oldum. Ben de. Biz de. Ha. Noyan Bey beni iş ortamında da gözlemek istediğini söyledi. Ha. Gündelik hayatın o ufak detayları benim için çok mühimdir. Anlatabiliyor muyum? Muhakkak öyledir. Biz de tabii elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız size. Hüsnü abinin sağlığı için ne gerekiyorsa yaparız tabii. Kızım, benim sağlığımda yok bir şey. Bakın. Bakın hemen tepkisel. Evet. İlahi Hüsnü Bey. İlahi. Bizimkiler nerede? Dünkü olaylardan birinde aldığımız şahıs evinde ölü bulunmuş. Onunla uğraşıyorlar. Yapma ya. Evet abi. Arkadaş kim? Noyan Ertuğrul. Psikolojik danışmanım ben. Siz? Mesut. Beyefendi Hüsnü'ye yardımcı olacak uzmanımız Mesut. Uzman mı? Evet. Daha çok öfke kontrolü üzerine çalışmalarım bulunur. Ancak... Sizde berberlik var mı? Efendim? Anlayamadım. Öyle saç ekimi falan ha? Berber bir akraban falan. Yok canım, nereden çıktı? Benzettim herhalde. Neyse, geçmiş olsun usta. Allah kurtarsın. Rıza baba, biraz konuşalım mı? Konuşalım tabii. Ya bir saniye baba, ben de geleyim. Gerek yok, sen devreye çık Hüsnü. Bak, Noyan Bey'i de al Hüsnü yanına. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz? Şimdi Aylin. Görüşürüz yengeciğim. Dikkat et. Aman ha. Dün arkadaşlarınız gittikten birkaç saat sonra eve geldi Celal. Oturduk konuştuk sakince. Yani olabildiği kadar. Size yeniden saldırdı mı? Yok, pek fırsatı olmadı. Toparlanmıştık zaten Yağmur'la. Bir arkadaşımızın evinde kalacağız birkaç gün dedim ve çıktım. Arkadaşınız kim? Kimin evi bu? Hale teyze. Eski komşumuz. Yani babam öldükten sonra oturduğumuz apartmanda. Hemşiredir. Çok severiz. Teyzem gibidir. Babam öldükten sonra dedin. Yani Celal Bey, üvey baba. Evet. 5 sene önce kaybettik babamı. Annem daha sonra Celal'le tanıştı. Evlendiler. Yeni sayılır, 2 sene oldu. Yağmur, araları nasıldı? Bu son olaylar hariç yani. Ya da Celal'in senle arası nasıldı? Bilmiyorum. İyilerdi başta. Sonradan değişti her şey. Benim çok yakınlığım olmadı. Bana kimsenin babalık yapmasına ihtiyacım yok ki. Bir tane babam vardı, onu da kaybettim. Bu kadar. Yine de Celal'in ölmesine üzülmemiş gibisin. İyice delirmişti. Anneme saldırmaya başlamıştı artık. Belki bir gün bana saldıracaktı. İkimizden birine bir şey olacağına Celal ölmüş, ne yapayım? Peki. Seni biraz bekleteceğiz. Oh nice, wow. Let us sit somewhere. Or if you're tired, we can go back to the hotel. Haber verirsiniz. Calm down. It's beautiful here. Please enjoy it. Yes, sure. Wow. Let's go this way. Thank you.
It's my right to have some fun. Don't you agree? Of course. Okay. Smile. Amirim. Hüsnü abi uğrayacak yanımıza. Biz de böyle kabak gibi ortalarda dolanmasak mı? Oturtun şu hatunu bir yere ya. Biraz dikkatli konuş kızım. Kadın Türkçe anlamıyor diye suyunu çıkardın sen de. Turkish coffee. Very very famous. Valla. Okay, this okay. way. Follow me. Ne? Ölmüş mü? Nasıl? Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dün gece görüşmüşsünüz galiba. İfade için merkeze kadar gelmenizi rica edeceğiz. Müsaitseniz üstünüze bir şey alın çıkalım hemen. Anne, ne oluyor? Erdem, baban... Celal Bey baban mı? Evet. Ne olmuş babama? Anne? Başın sağ olsun kardeşim. Tamam canım, çok sağ ol. Görüşürüz. Rica ederim, görüşürüz. Alo, abi. İlk bulgular çıktı. Neymiş? Vallahi biraz ilginç. Celal'in kanında yüksek miktarda alkolle beraber antifriz de bulunmuş. Ölümü de buna bağlı zehirlenme tetiklemiş olabilir diyorlar. Daha net değil tabii de. Antifriz mi? Ne alaka, ben de anlamadım. Parmak izleri çıktı mı? Sormadım daha laboratuvara. Bardakta, şişede vesaire. Gerekirse eve bu gözle bir daha bakacağız, tamam mı? Anladım abi. Gelirken uğrarım. Engin abimle çok eski tanışırız. Kaç yıldır beraber çalışırız, değil mi abim? Evet, evet. Benim nasıl sakin, nasıl kendi halinde bir adam olduğumu çok iyi bilir abim. Değil mi abim? Öyle tabii, tabii. İnsanın ruh hali inişli çıkışlıdır Hüsnü Bey. Yani bazı dönemler sakin, bazı dönemler denizdeki dalgalar gibi kabaran bir öfkedir. Kimi önüne katıp götüreceği hiç belli olmaz yani. Yok! Ya önüne baksana kardeşim! Sakin abi, iyi misin? Çok özür dilerim beyefendi. Sakin. Bir peçete gider arkadaş. Özür dileme, özür dileme beyefendi! Özür dileyeceğine dikkat et! Dikkat et! Sus, sakin ol biraz. Yürü. Abi, doktorun yanında da rahat durmayacaksın. İşimiz var ama ya. Ona bak. Ben hemen bir peçete getireyim. Ha getir, getir, getir ha. Ha getir, peçeteyle tamam, çözeriz. Oğlum, delireceğim tamam, ya. Tamam. Peçete, her boka peçete. Derin bir nefes Hüsnü Bey. Lütfen derin bir nefes. Tabii tabii tabii. Tabii heh, tabii. Nefes. Tabii. Oh derin derin, iyiyim iyiyim. Dolma kadar ıslandım. Oh, yok bir şeyim yok. Ah ah. Süper. Kardeşim, insanlık hali ya. Hepimizin başına gelebilir. Canın sağ olsun canım kardeşim. Canım kardeşim benim. Olur böyle şeyler. Hırsın nerede ya? Arkadaşlar nerede? Buradaydı. Buradaydı. Ya onu biliyoruz. Şimdi nerede kardeşim? Allah kahretsin ya. Hadi çabuk çıkıyoruz. Usta ben de geleyim. Ya karışma Hüsnü. Allah aşkına karışma. Geldin elimizi ayağımıza dolaştırdın ya. Bir uzak dur kardeşim lütfen ya. Nereye kayboldu ya? Neyse. Biz de toparlanalım yavaş yavaş hocam. Nasıl istersiniz? Benim keyfim çok yerinde. Çok heyecanlı geçiyor günüm. Komiserim, merkez kalktı. Hesabı siz hallediyorsunuz herhalde. Tabii, tabii. Hallederiz. Yok, yok. Yok. Pardon. Sakin. Oh. Derin nefes alın. Evet. Evet. Hadi bakalım. Nerede bu ya? Nerede? Telefonunu da duymuyor. Dağılalım. Bu böyle olmayacak. Ahmet Şeref, siz aşağı sokağa bakın. Deniz, gel benimle. Amirim, biz de mi ayrılsak? Ya bir de seni aramakla uğraşmayalım kızım. Yürü hadi. Siz oraya bakın. Nerede bu kız ya? Siz de ama merak ettiniz yani. Durmuyor ki yerinde. Amirim. Ne oldu? Burada.
Buyurun. Hoş geldiniz abi. Kristen. Kardeşim bir saniye. Why did you leave without telling us? Darling, I felt hungry. Anybody who wants Turkish kebab? Buyurun, dönere buyurun. Kardeşim bir saniye, bir izin ver. Hanımefendinin borcu ne kadar? Ne verirsen abi, misafirimiz. Fark etmez. Al. Okay, Kristen, let's go. Take it, take it. Okay, but where? We're going to the hotel. Come on. Ahmet, Kemal, Şeref. Bulduk kapıyı, geliyoruz aracın oraya. Tamam abi. Bir saniye abi, not alıyorum. Bir saniye. Bir saniye abi. Bir dakika abi. Evet, dinliyorum abi. Hey! Dur! Allah kahretsin! Polis! Vallahi hep size denk geldi hocam. Zaten benim şansım bu ya. Nerede bir aksilik var, gelip beni bulur zaten. Depresyonda bir bünyenin yani bütün durumları aleyhinde algılaması çok normal Üstü Bey. Beyoğlu ilçe birimlerinin dikkatine. 47-12. Şahıs tanıdık. İstiklal Caddesi civarı. Tünele doğru. Son tespit edildiği yer bankalar civarı. 45-40. Noktaya doğru hareket halindeyim, tamam. Anlaşıldı. Kusura bakma hocam, gelmişken bakalım. Böyle koşturacak mıyız yani? Gel hocam, gel. Tekrar ediyorum. 47-12. Şahıs tanıdık. İstiklal Caddesi civarı. Tünele dur, doğru. Dur, polis kaçma. Son tespit edildiği yer bankalar civarı. Güven timlerinin dikkatine. Okçular sokak çıkışı kapkaç. Şahıs tanıdık. Tünel yönündeki ekipler dikkat. Koş hocam, koş. Oh, Üstü Bey. Üstü Bey siz koşun, ben devam edeyim. Tamam, tünele doğru gel hocam sen. Hadi. 45-40'tan 47-12'ye intikal ediyorum noktaya doğru. Dur kaçma polis. Nokta bildir 47-12, hareket halindeyim. Tünele doğru nokta ver bana. Üstü abi, Üstü abi dur. Üstü abi bırak. Üstü abi. Aşağı lan abinden. Lan abi dur. Dur kaldır elini. Bu ne lan? Bu ne? Onların hepsi benim abi. Bunlar ne? Ha bunlar ne? Kaç tane cüzdan taşıyorsun lan? Komiserim yeter. Karışmayın siz. Bu mal benim. Ha? Benim başıma senin yüzünden neler geldi hayvan? Abi neler geldi lan benim başıma ya. Senin yüzünden? Öküz. Yes be yes. Teşkilat için. Teşkilat. Üstü Bey. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordum. Arkadaşlar alın arkadaşa. Ne aradığını söylerseniz yardımcı olalım komiserim. Bir şey lazım olursa haber veririm. Sen dışarıda bekleyebilirsin. Peki komiserim. Thank you.
Peki Celal'in ilk karısı mı? Evet baba. Aynur Hanım'la karşılaşması nasıl olur bilemedik. Ayrı yerlerde tutuyoruz. İyi yapmışsınız. Sessiz bir tipe benziyor ha? Nihal, Celal'in ölmeden önce en son görüştüğü kişi. Dün gece telefonla konuşmuşlar. Sabahına da cesedi çıkmış ha? İkisinin bir de oğlu var. Ha. Adı Erdem. Yaşı 20. Mesut abiler ifadesini alıyor. Çok mu içerdi baban? Hep bu kadar içmezdi. Ne zaman arttırdı? Bizi bırakana kadar normaldi. Son zamanlarda hiç ayık gezmemeye başladı. Niye sence? Bu kadınla kızı. Ne yaptılarsa adama. Kafayı kaldırmıyordu şişelerden. Sen nereden biliyorsun kaldırmadığını? Ayrı evlerde yaşamıyor musunuz? Doğru. Taşındık ama hiç kopmadık ki. Konuşurduk hep. Kızgındım tabii. Aramız eskisi gibi değildi ama sonuçta babam. Telefonda sesinden bile anlıyordum sarhoş olduğunu. Bırakıp gitti diye mi kızdın o kadar? Sizi terk etti diye mi? O da pişmandı abi. Ondan düştü o kadar alkolü. Hepsi o kadın yüzünden. Aynur. O çeldi abi. Sonradan pişman oldu babam ama geçmiş olsun. Mahvettiler adamı. Peki dün akşam? Annen telefonda konuşmuş babanla. Haberin yok muydu? Hayır yoktu. Çok alkollüydü. Bitiremedi bile konuşmayı. Sayıkladı kapattı. Ne sayıkladı? Seni evi bırakıp çok büyük bir hata yapmışım. Köpek gibi pişmanım. Başka bir şey söylemedi mi? Buna benzer şeylerdi. Çok alkollüydü yine. Pişmanım dediğini hatırlıyorum. Çok sürmedi zaten. Kapandı sonra. Herhalde karısıyla tartışmışlar. Böyle her tartıştığında arar mıydı sizi? 23 senemiz geçti beraber. İnsan bir süre sonra birbirinin en yakını oluyor. Kolay mı? Siz söyleyin, kolay mı Nihal Hanım'a? Zorlu bir ayrılık olmuş. Ortada başka bir kadın var. İkinci bir evlilik, değişen şartlar. Ne demek şimdi bu? Şüpheli miyim yani? Bilemiyorum. Sorularımıza vereceğiniz yanıtlara bağlı. Pişmandı Celal. Mutsuzdu Aynur'la, bundan eminim. Yoksa kendini o kadar kaybedecek adam değildi. İçerdi ama böyle kendini öldürecek kadar değil. Burada Aylin komiserim. Ondan bilgi alabilirsiniz. Buyurun. Merhaba, Aylin Hanım. Evet. Sema ben, Yağmur'un halasıyım. Ya merhaba Sema Hanım. Söylemişlerdi geleceğinizi. Buyurun. Halasıyım Yağmur'un. Yani rahmetli abimin kızı. Buradaymış hala. Annesi de buradaymış. Görebilir miyim? Yok, yani şu an için mümkün değil ama biraz bekletelim ondan sonra. Yasemin, Sema Hanım'ı tamam bekleme odasına alalım. Buyurun. Kimseyi tutacak kadar bulgu yok elimizde, doğru mu? Maalesef müdürüm. Şüpheli diyeceğimiz kimse yok. Herif karısına bir şey yapacak diye korktuk. Belki de kendi yaptı. İçti içti, bunalıma girdi, kıydı canını. İntihar eden adam içki içerek etmez ki abi. Bir şekilde garanti alır. Ne bileyim, geride bir not falan bırakır. Peki delil topladık mı Ece? Evde antifriz şişesi buldum. İçi boştu. Parmak izine verdim, sonuç bekliyoruz. Laboratuvarı sıkıştıralım. Rapor bir an önce çıksın. Mesut, bırakıyoruz herkesi, tamam mı? Aha, gözümüz üzerlerinde olsun. Anlaşıldı. İyisin değil mi canım? Şuraya da bir imza. Geçti bir tanem, iyi misin? İyiyim. Gidebilir miyiz? Tabii, buyurun. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkürler. Kıza dikkat ettin mi? Yağmur'a mı? Niye sordun? Yaşadığı evden ceset çıkmış. Fazla sakin duruyor. Ölen üvey babası. Sağlığında annesini dövüyormuş. Sen olsan üzülür müsün? Benim annem bir üvey baba çıkıp dövse, üzülmeyi bırak, çok daha beterini yapardım. Belki Yağmur da yapmıştır. Belki. Şu parmak izi çıksa bir an önce. Hala aramadılar. Tamam anne, ağlama artık yeter. Ne yapayım oğlum? Kolay mı? Oğlan bayağı sinirli görünüyor.
Belki sinirini babasından çıkarmıştır. Öz babasının ha? Görmediğimiz şey değil. Siniriniz epey birikmiş. Zor aldılar adamı elinizden. Hak etmedim hocam. Hak etmedim. Neyse. Mesai saatte bitmek üzere. Ne yapalım? Ofisinize bırakayım mı sizi? Aslında evinizde bir görmek isterim. Evi mi? Evet Üstü Bey. Unuttunuz mu? Bir gününüz nasıl geçiyor onu inceliyoruz. Şart mıydı evi görmeniz Noyan Bey? Lütfen sakin olun. Zaten bugün ortalığı fena dağıttınız. Bari evinizde biraz rahatlamaya çalışın değil mi? Bizim evde mi rahatlayacağım? Tabii. Bakın evde olma fikri şimdiden iyi geldi size. Sıkıntılarınızı bir de ailenizden dinlemek istiyorum. Kendinizi gözlem altında hissetmeyin. Dost sohbeti gibi hissedin lütfen. Tamam Noyan Bey. Tamam. Evime de gidelim. Aman eksik kalmayın aman. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Hesap... Hocam, bende bir şey kalmadı. Sizde varsa bozuk. Bozuk derken? Yani bozuk para. Ha, çaylar için? Ha, evet, lütfen. Tabii canım, strese gerek yok. 10 lira yeter herhalde. Çok bile, neyse. Kalsın mühim değil. Hadi bakalım. Buradan gideyim isterseniz. Bu taraftan değil miydi? Yok, ben burada kesinlikle bir yol biliyorum. The dinner will be at the hotel's dining room. But you should not leave the facility till the time of the conference. Are we gonna have dinner together, Engin? You enjoy your dinner. I have to deal with tomorrow's arrangements. So see you tomorrow then. You too, I guess. Good night. Triplere bak ya. Ben olmasam odaya davet ederdi kesin seni amirim. Saçmalama Deniz ya. O kadar da değil. Hayır yani istiyorsanız ben yalnız bırakayım sizi amirim. Ya Deniz keser misin lütfen? Ya hiç komik değilsin. Tersine çok gıcık oluyorum şu anda sana. Pardon amirim affedersin. Ha bu arada dün evine gittiğimiz adam vardı ya. Karısını döven? Evet o. Sabah ölüsünü bulmuşlar. Aylin anlattı. İlgilenmemiz gerekir mi? Bizimkiler halleder ya. Bu kadının başından ayrılamayız. Zaten sağ solu belli olmuyor. Neyse. Onda konferans. Kadının işi 12'de bitse, 2'de uçağa yetişti mi rahatız. İnşallah amirim. Biz geldik. Anne, hoş geldiniz Üstücüğüm. Hoş geldiniz. Anne. Kızım, al kardeşim masanın üstünden. Gel oğlum. Hoppacık. Merhabalar. Hadi oğlum, hadi odanıza gidin. Hadi. Gazoletten kurtulmuşsunuz çok şükür. Bizimki nerede? Efendim ben... Olanlar Noyan getiriyorlar Üstücüğüm. Eşinizin psikoloğu. Beyefendi kim? Ha. Efendim ben Noyan Ertuğrul. Eşinizin psikoloğu. O değil efendim. Allah korusun ne yaptınız bu? Bu benim karım. O karımın teyzesi. Ben saat memnun oldum. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Hüsnü bahsetmişti. Nedir durumu kocamın Noyan Bey? Çok mu gitmiş kafa? Yok efendim, bizimki öyle bir şey değil. Siz şu buzdolabı meselesini bir anlatsanız. Aman o bir şey değil ki. Çok büyük almışız. Hüsnü bize kızdı. Heyheyleri üzerinde zaten bu aralar. Yok canım. Ne? Şaka yapıyor. Atışırız biz öyle kendi aramızda. Espri mahiyetinde. Değil mi Suat? Bırak baba Allah aşkına ya. Hepimiz ayrı ayrı fırçattı doktor bey. Ayrı ayrı. Yine atacağım herhalde az gelmiş. Sussana kızım sussana sus. Hele dün bir sinirli geldi. Hepimize giydirdi vallahi doktor bey. Giydirdi. Anladım efendim. Peki... Başka? Çocuklar geldi. Buzdolabı. Ben şunlara bir bakayım Noyan Bey. Tabii bakalım efendim beraber. Tabii. Siz de gelin. Aman rahat bırakma. Aman siz de gelin. Gel böyle gel. Sağlı gel. Hop. Kalk.
Abi çok dedin ya. İndir biraz bak. Kapıya kadar gelmişiz. Vallahi olmaz güzel kardeşim. Gel gel teyze. Ha. Ha. Geldik. Tekin. Ne oluyor oğlum? Adam ölücü çıktı baba. Ölücü ne demek efendim? Boş verin efendim şimdi onu. Kardeş. Biz niye anlaşamadık şimdi sizle? Dün verdiğimiz dolabı bugün geri alacağız. Hadi o kadar taşıdın ettin. Koy neyse masrafını. En çok 20 lira çalışır. Abi kusura bakma. 500'den aşağı bırakmam. Yo! 500 mü? Ulan zaten 200'ü aldın aleti. Motoru değişti abi. Gazını da sıktık. Bakımları da tamam. İstemiyorsan git sıfır al. Ha. İşine gelirse. Üstüme. Ne biçim konuşuyorsun lan sen öyle ağzını yaya yaya. Ha, artist! Hüsnü Beyciğim. Hüsnücüğüm sinirlenme hayatım. Derin nefes alıp verin efendim. Derin. Öfkenizle baş etmeyi öğrenmeniz lazım. Olmaz ki Hüsnü Bey. Ha, yani Noyan Bey. Öyle bir zamanda geldiniz ki. Suat nerede bu adamdan aldınız para? Onu biz dolaba peşinat verdik Hüsnü. Kalanı da karttan çektirdik ya. Karta iade edecekler önümüzdeki ay hepsini. Kartla verirsen 700'e senindir abi. İndirelim mi dolabı? Ha, ulan sen baba, yam yam mısın? 700 mü? Yuh kardeşim, yuh yani. Kredi kartına komisyon mu kaldı bu devirde? Bu kadar da fazla artık yani. O zaman indirmem dolabı. Kusura bakmayın. Noyan Bey, müsaade var mı? Var efendim, var. Var. Hakkınızdır, buyur. Gel lan sana bir indireyim. Gel lan. Nereye Erdem? Bunu aldım evde, hava alacağım. Oğlum, gel otur. Bir de seni düşünmeyeyim, ne olur. Düşünme o zaman. İyi değilim diyorum. Çıkmam lazım. Çok gecikmem. Mukayyet ol kendine. Antifrizle ilgili enteresan bilgiler var. Kutu Nisan ayının başında satın alınmış. Etiler'deki bir benzinlikten. Nakit ödeme yapılmış. Kimin satın aldığını bilmiyoruz. Antifriz kış için lazım. Neden baharda alırsın? Saçma, evet. Parmak izlerinden ne haber? Antifriz şişesinden iz çıktı mı? Orası da enteresan. Hiçbir iz çıkmadı. Yani temizlenmiş anlayacağım. Bu da intihar olasılığını sıfırlıyor. İntihar edecek adam niye parmak izi temizlesin ki? Sonra niye dönüp kutuyu yerine koysun? Şu çöpte bulunan eldivenler? Bana göre biri eldivenle tuttu kutuyu. Ben intihar falan görmüyorum abi. Nereden baksanız bu iş zehirlenmeye çıkıyor. İçki bardağından iz çıktı mı? İki kişinin parmak izi var. Biri Celal, diğeri Aynur. Geçmiş olsun. Özüm bittim valla. Hem adamı döv, hem dolabı taşı. Hocam sizi de yorduk. Olsun canım. Benim için de antrenman oldu. Noyun hocam da boş adam değilmiş ha. Nasıl çaktı adamın ağzına? Gördün mü abi? Görmem mi yani? Baksana entel dantel falan ama yürek var adamda ya. Saçma sapan konuşmayın be. O kadar kavga dövüşe 400 liraya kurtardık dolabı ama değil mi? Elleriniz dert görmesin Hüsnü. Hala konuşuyor, hala yorum yapıyor. Görüyorsun değil mi hocam? Şimdi lafı bu bırakır, bu alır. Oradan oğlanlara. Bıraksan 2 saat damarıma damarıma yürür bunlar. Ben bugün kendi buzdolabımı üstüne para verip satın aldım. Bir de kendi evime sırtımda taşıdım. Bütün gün uğraştıklarımı da saymıyorum. Ne yapayım hocam? Allah aşkına ne yapayım? Ne bakayım ben? Hüsnü Bey kardeşim, sen iyisin. Vallahi bir şeyin yok. Günde bir kez papatya çayı falan iç, yatışırsın yani. Ne diyeyim? İyi dayanıyorsun vallahi. Allah yardımcın olsun. Gidiyor musunuz hocam? Ya yemeğe kalsaydınız beraber yerdik. Yok yok sağ ol. Ben yemiş kadar oldum. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Olmadı hocam böyle. Güle güle. Aa.
Gördünüz. Adam bile bana hak verdi. Psikolog bile çare bulamadı. Arkasına bakmadan kaçtı. Modern tıpta bile dermanım yok benim. Ne yapayım ben size ha? Ne yapayım? Ne yapayım? Babacığım ha? Seni çok özledim. Ay, 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 ay. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Ay duşum. Duşum benim. Ben de seni çok özledim oğlum. Oh. Senin yurt dışı görevi ne kadar sürdü amirim? Aralıklarla bir 6 sene falan. İspanya ve Rusya'ydı değil mi? Hı hı, evet. İkisine de hiç gitmedim. Güzel geçmişler herhalde. Görev icabı gittik Deniz'cim. Tatile değil. Ben şu kadını bir arayayım. Yine de İstanbul'da kapkaççı kovalamak da nedir? Öyle değil aslında ya. Belli bir zaman sonra özlüyor insan yurdunu. İtini kopuğunu bile özlüyorsun. Allah Allah. Kadın odasında yok. Doğru numara çevirdiniz değil mi? Ya soru mu şimdi bu Deniz? Ne bileyim. Gözleriniz kesmemiştir belki. Sen beni kaç yaşında sanıyorsun ya? Gevezelik etme de anons geç şunları. Tamam ya. Arkadaşlar. Kristin'i gören oldu mu? Izgaralarımız var, salatamız var. Burada yok. Tuvaletlere de baktın değil mi? Baktım yok. Yemek salonunda yok amirim. Odasında olmadığına eminiz. Banyoda boş amirim. Bakın sağa sola Deniz. Diğer müşterilere de sor, gören olmuş mu? Anlaşıldı. Havuzda da yok amirim. Of, delirtecek beni bu kadın. Bıktım ya, bıktım. This is the address. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ömrü bu kadar vefa. Buyurun. Sağ ol kızım. Sen nasılsın Yağmurcuğum? İyiyim Nurten teyze. Allah çocuklarına. Aman Allah iyilik versin kızım. Nasıl oldu? Nasıl? Ya anlayamadım. Allah mekanı. Sıkma canını arkadaşım. Nasıl sıkmayayım hale? Bu yaşta 2 kez dul kaldım. Allah ya sen de yoruldun bizimle koşturmaktan. Yok canım. Aynur, sen git biraz uzan istersen. Biz ilgileniriz gelen gidenle. İyiyim ben, sağ olun. Çıkın lan dışarı! Katiller! Hepiniz katilsiniz! Çıkın lan! Siz çıkmazsanız ben girerim! Hesap vereceksiniz lan! Hesap vereceksiniz, duydunuz mu? Anne ne oluyor? Çıkın lan! Polis çağıralım. Hepinizi burnumdan getireceğim lan! Vereceksiniz babamın hesabını! Babamın hesabını vereceksiniz! Çıkın lan dışarı! Anlamadım. Kim basmış eve? Erdem. Bu ölencelerin ilk evliliğinden oğlu. Eve girmiş mi? Henüz girmemiş ama zorlamış kapıyı. Birkaç cam indirmiş. Evdekiler korkmuş haliyle. Anlaşıldı Aylin. İntikal ediyoruz. Biliyorsunuz değil mi evi? Biliyorum, biliyorum. Ben de abi. Ya bu kadar adamız burada ya. Hepimizin gözünden nasıl kaçar? Nasıl kaybolur? Aklım almıyor baba ya. Bu kadar korumayı tesadüfen atlatmış olamaz. Ya baba kusura bakma. Biraz da bizim suçumuz. Bilsem kapısında yatardım vallahi. Tamam, tamam. Buluruz. Bozma moralini. Tamam. Dış kapının güvenlik kameraları. Kadın servis kapısından çıkmış Rıza baba. Ondan kaçtı gözümüzden herhalde. Kapıdaki taksileri kullanmış olamaz. Hepsi tembihli. Böyle olmayacak. Aylin'le ulaşın. Kadının telefon sinyalini takip etsinler. Hı, tamam. Aylin'le haber Deniz, sen de arka çıkışa bak. En yakın mobesenin görüntülerini iste, tamam mı? Kadın kimle, nasıl, ne zaman çıkış yapmış, tamam mı? Belki bilmediğimiz bir tehdit var. Zorla değilse bile ikna edip çıkartmış olabilirler. Tehdit falan yok bence amirim. Geldiğimizden beri bir hal var zaten kadında. Sürekli kaçıyor, bir yerlerden topluyoruz. Fark etmez.
En kötü ihtimali bile gözetmek zorundayız. Kadını bir an önce bulamazsak işimiz zor çocuklar. Katiller! Göreceksiniz gününüzü! Ben seni çıkartmasını bilirim! Dur! Gelmeyin lan! Dur dedim! Gelmeyin! Atma! Dur! Bırak taşı, bırak! Bırak taşını, bırak! Gel buraya, gel! Abi ben de ben! Al şunu, al! Aynur Hanım, açabilirsiniz kapıyı. Şahsı aldık, sıkıntı yok. Çok şükür ya. Çok korktuk. Müsaade edin de ben de gireyim. Tabii. Hepinizin başı sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sakin olun. Her şey kontrol altında. Polise taş atmak ne demek lan? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Söyle. Babamı yaktılar abi. Bu karılar öldürdü babamı. Onlar sebep oldu. Tamam oğlum. Baksana bana bir. Sana mı kaldı cezasını kesmek? Ha? Aynur Hanım'ı da almak lazım. Şikayet için merkeze geçilecek. Ayrıca ifadesi lazım olayla ilgili. Tamam. Sizi merkeze alıyoruz Aynur Hanım. Aa, o neden? İşlemler için. Evine saldırılan sizsiniz değil mi? Hadi buyurun. Ama misafirler... Ben ilgilenirim Aynur'cuğum. Git sen. Şöyle buyurun. Sen burada mısın? Korkmana gerek yok. Erdem'i götürdüler. Anneni de götüreceğiz. Tek başına idare edebilecek misin? Ederim. Aferin sana. Buyurun. Anne. Merak etme tatlım, merak etme. Anne. Ece, hazır kadın ortada yokken kimden ne öğrenebilirsek Ece. Anladın mı? Hadi. Anladım abi. Şöyle içeri geçebilirsek. Ha, Kristen'ın cep telefonunu izlemek imkansız. Yurt dışı hattını kullandığı için sinyal tespiti yapılamıyor. Yapılacak bir şey yok mu? Var amirim. Kadının sosyal medya hesaplarını da takip almıştık. Hadi bana bir iz buldum Dahil'in. Bak buldum ve dile benden ne dilersen. Yazışmalarında yeni eklediği bir hesapla çok sık görüştüğünü fark ettik. Adamın adı Cafer Yaşar. Cafer mi? O kim ya? Kristen bu adamı 10 saat önce eklemiş arkadaş olarak. Özel yazışmaları göremiyorum ama açık sayfadaki yorumlara bakarak söylüyorum. İsim, soyad, adres ne verebiliyorsan Aylin. Adamın adresini telefonunuza geçiyorum amirim. Tamam Aylin. Var mı bir şey? Galiba bir şeyler var Rıza baba. Hadi. Daha iyi misin canım? Evet. Bak, bunun devamı gelir diye korkuyorsan gelmez. Ekip potosu bırakırız evin önüne. Bir daha da rahatsız edemez sizi. Ben aslında anlıyorum Erdem'i. Ben de babamı kaybettim. Böyle bir durumda ben de ilk aklıma geleni suçlardım. Peki. Sen bizi biraz halanla yalnız bırakabilir misin? Olur. Sizin için de zor olmalı. Yağmur'un öz babası yani kardeşiniz. O da yıllar önce ölmüş. Doğrudur. Kusura bakmayın. Allah sabırlar versin. İyi akşamlar. Sağ başınız sağ olsun. Güle güle. Evet, biz devam edelim. Aynur kızıyla bende kalıyordu dün gece. Siz eski komşusuydunuz değil mi? Doğrudur. İlk kez dul kaldığında da beraberdik. Kaç yıllık komşuluk. Yazık bu yaşta. Kızıyla bir başına. İşine de dönemez artık. İş mi? Hemşireydi Aynur. Oradan tanışırız biz asıl. Evlendikten sonra çalışmadı ama. Hatta kızarım hala. Dün bile ben hala bu yaşta nöbete koşuyorum... Sen buldun rahatını. Oh diye kızdırdım. Ama benimki de boş boğazlık işte. Siz dün gece hastane nöbetinde miydiniz? Tabii. Ben acil hemşiresiyim. Haftada en az 2 gecem nöbette geçer.
Abim, yani Aynur'un eski kocası. O da hiçbir şey yokken kalp krizi geçirdi. Sonra da hastanede öldü. Ölüm sebebi? Çoklu organ yetmezliği dedi hocalar. İki günde kaybettik ne olduğunu anlamadan. Sağlığı kötü müydü? Bir tuhaftı. O da içmeye başlamıştı. Ama öyle alkolik olacak kadar değildi. Göçtü gitti işte. Pekala. Kusura bakma abini sorup duruyorum ama otopsi yapıldı mı abine? Hayır. Yani bilmiyorum. Aynur bilir ama. Tamam. Aylin. Toplantı odasına geçebiliyor muyuz? Evet, müsait geçebilirsiniz. Ya ne kadar kalacağım? Evde misafirim var, kızım var. Çok sürmez, merak etmeyin. Buyurun. Bu taraftan. Efendim abi. Aynur'un evinden çıkıyoruz. Bitti burada işimiz. Senden birini araştırmanı istiyorum. Ece, kimdi? Hikmet Sezer, Aynur'un ilk kocası. Hikmet Sezer, Aynur'un ilk kocası. Tamam, tamam. Hemen araştırıyorum. Abi, bir saniye, bir saniye. Çok yakınsınız Deniz. Kristin 100 metre ileride. Sokağın sonundaki evde, tamam. Alo abi. Geldik sayılır. Ne işi var kadının bu kenar mahallelerde? Allah anlamadım baba. Övgü dişiyle destekli gelseydik keşke. Ya bir dur Allah aşkına Deniz. Sinan, Hakkı, arkaya alın siz. Anlaşıldı abi. Egin. Dikkatli olun. Hı. Ne oluyor ya? Geç öyle geç. Geç öyle. Engin? What is this Engin? What's going on? For God's sake. Asıl sana ne oluyor kızım, bu halin ne? Bu senin boyfriendin mi bu? Yes yes, boyfriend. Isn't it Kristen? Desene kız boyfriend. Bizle niye İngilizce konuşuyorsun oğlum? Allah Allah. I can't believe this. Engin. Engin bir şey söyleyin. Ne oluyor orada? Şimdi nasıl desem Rıza baba ya. Kadınla bizim... Turkish kebap müdürüm. Olay tamamen Turkish kebap. Sıkıntı yok yani. Yes yes no problem amirim. Ya bak hala İngilizce konuşuyor ya. Sus ulan sus ya. Allah Allah. Hadi Kristin hadi hazırlan gidiyoruz ya. Bu nedir biliyor musun Aynur? Bilmiyorum. Ne alaka? Bana neden gösteriyorsunuz bunu? Evimize saldırdılar. Onun için gelmedik mi? Sakin ol ya kızma. Gelmişken soralım dedik. Bunları da hatırlamazsın herhalde. Hayır. Hiç görmedim daha önce. Niyetiniz ne sizin? Ne biçim sorular bunlar? Sakin olur musun lütfen? Avukatımla görüşmek istiyorum. Hemen. Abi kusura bakmayın. Ben biraz abarttım. Bir daha böyle bir saçmalık yapma. Anneni üzme. Babanı kaybettin. Ama sen kadına lazımsın. Ayrıca babanın başına ne geldiyse bulacağız. İçin rahat olsun. Eksik olmayın abi. Geçmiş olsun. Sağ olun, uğraştırdık sizi de. Buyurun buyurun, buradan çıkabilirsiniz. Sağ olun. Canım. Neredelermiş dün gece? Erdem arkadaşlarıyla sinemadaymış. Nihal de evinde oturmuş arkadaşlarıyla. İki kişiyle görüştüm, doğruladım. Zaten Celal'i öldürmek için bir sebepleri var mı? Yani yapsalar iki sene önce yapmaları lazımdı. Orası da doğru ya. Ece ne yaptı? Adli tıbbı sıkıştırıyor. Bir de şu eski koca durumu var. Onun için Rıza babanın gelmesini bekliyorum. Şu İngiliz kadın, o ne oldu? Kristin'i mi diyorsun? Buldular abi. Hem de nerede? Nerede buldular? Nesi tutuyorsun kızım? Nerede buldular? Dönercinin evinde. Listen, you don't go out. You don't leave.
You do not step outside the store. You got me? Okay, yes, yes. Good. Bana bak, gözünü ayırmıyorsun. Kaçarsa senden bilirim. Tabii amirim. Ya utanmasam yatağının başına adam dikecektim be. Keşke en başına öyle yapsaymışız amirim. Derdi doymuş zaten kadının. Allah'ın İngiliz'i ya. Ulan ne ara gözüne kestirdin bizim karayağız dönerciyi be. Ne kadın ya. Zaten korkacaksan bunlardan korkacaksın. Asil görünürler ama her numara bunlardadır amirim. Yalan mı? Vallahi doğru. Avni Bey'e rapor edecek miyiz peki bunları? Bilmem. Rıza Baba'ya bağlı. Ne yazılır ki o rapora ya? Hayır o değil. Yarın kongrede ne anlatacak bu? Turkish kebap anlatacak en fazla. Nasıl yapılır, nasıl yenir? Of of. Neyse hadi sen dinlen. Ben kapıdaki çocuklara bir bakayım. Olur amirim. Ece. Ay. Rapor hazır. Sağ ol Tuğba. Uyumayalı çok oldu galiba. Sorma. Diğeriş ne oldu? Rıza Baba el atar da çözülmez mi? Hadi çok sağ ol. Teşekkürler savcım. Tamam, sağ ol. Evet, fetih haber işlemi tamam. Adli tıp hemen ekip çıkartıyor. Siz de onlarla beraber mezarlığa geçiyorsunuz. Açtırıyoruz yani mezarı. Hı hı. İlk kocanın ölümü de mi şüpheli yani? Olur mu bu kadar ya? Aynur çok sağlam değil. İlk kocanın ölüm sebebi de ikinciye benziyor. Neyse neyse. Gerekeni yapalım da şüphe kalmasın usta. Ha bu arada müdürüm. Çıkmadan önce şunu takdim etmek isterim. Nedir bu? Noyan Hoca'nın hakkımdaki psikolojik değerlendirmesi. Ha, şu mesele. Vakit bulursanız bakarsınız. Ama lütfen bakanlıktaki büyüklerimizle de paylaşalım. Bir yanlışlık olmasın. Sen bir özet geçiver bundan üstüne. Tabii. Ne diyor rapor? Tabii. Anlık stres atakları ve sinir patlamaları yaşamasına rağmen ağır şartlar altında çalışan, aile yaşantısında türlü zorluklarla mücadele etmek durumunda kalan bir bireye göre, bu birey ben oluyorum, komiser Hüsnü Çoban'ın öfkesini kontrol etmek gibi bir sorunu göze çarpmamıştır. Bilginize. İmza Noyan Ertuğrul. Uhuu! İşte bu ya. Tebrikler abi. Zaten biz sana konduramazdık öyle bir şey abi. Olacak şey değil. Tanımıyor muyuz seni Allah aşkına? Tabii. Bir tefe koymadınız kaldı be. Her neyse hadi. Daha işimiz var değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Bek. Nice to meet you. Me too. Engin. My dear friend, sorry for so much trouble. It's okay. Have a safe flight. Geçmiş olsun amirim. Merkeze geçelim. Bizimkilerin iş başından aşkın. Tabii amirim. Hayır, benim elimi sıkıyor. Sana neden sarılıyor onu anlamıyorum. Tamam Deniz, kes. Fetih kabir yaptırıyoruz. Yani eski kocanız Hikmet Sezer'in de mezarını açtırıyoruz. Otopsi için. Ne alakası var? Sebebi ne? Hikmet'i rahat bırakın. Onun bu işle bir ilgisi yok.
Yok diyemeyiz. Onun da ölümü bize göre şüpheli. Celal'in kanında ve böbreklerinde antifriz izlerine rastlandı. Vücut atamıyor bu maddeyi. Böbreklerde kristalleşip kalıyor. Yani eğer Hikmet de aldıysa aynısından ya da birisi ona verdiyse çürümeye rağmen mutlaka bir iz çıkacak. Bir dakika ben şimdi göz altında mıyım? Eğer öyleyse avukatımı istiyorum. Kaç saat oldu çağrılı? O gelmeden tek kelime konuşmam. Evet. Avukatı yolda. Zaten tutamayacağız, uzatmayalım. Sadece evini gözlem altında tutuyoruz, tamam mı? Tamam. Neler oluyor? Şimdilik serbestsin. Ama aradık mı bulacağız ona göre. Hadi kalk bakalım. Doğru olabilir mi bu? Yani abimi de mi? Mezarın açılması için izin vererek en doğrusunu yaptınız. Bilmiyorum. Sanki yattığı yerde rahatsız etmişim gibi. Birileri abinin ölümüne sebep olmuşsa bunu bilmek istemez misin? Abin o zaman yattığı yerde daha rahat etmez mi? Teşekkür ederim. Abi, akşama kadar acıkmaz. Sağ ol be Tunç. Sana da zahmet oldu. Yok abi, ne zahmeti? Anaokulu yolumun üstü zaten. Hem biz arkadaşız onunla. Değil mi Melek? Arkadaşız tabii. Sen geliyor musun? Ben oturayım. Arkadaşlar gelecek abi. İyi peki. Peki. Babana çok selam söyle. Eyvallah abi. Görüşürüz Melek. Ay ay ay. Ya dur kızım dur. Yavaş. Görüşürüz Tunç abi. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi gel. Bu mu senin ya? Hı hı. Yanındaki de dayısı. Maşallah ne güzel kız. Güzellikle olmuyor. Yetim kaldı bu yaşında. Anası yüzünden. Sıra ona da gelecek. Takip edelim bakalım neredeymiş bunun evi barkı. Hadi. Böyle gebete gördün mü? Efendim? Şuna bak. Merhaba Mesut. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım, olur mu? Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Şey diyecektim. Yarın açık görüş günüymüş de abimi aradım, ulaşamadım. Sen konuşursan Melih'e getirebilir mi? Tabii tabii, merak etme. Hatta belki de ben getiririm. Servet'in işi belli olmaz. Çok sağ ol. Konuşuruz yine. Görüşürüz Sedef. Mesut. Heh, buyur baba. Bizimkilerden haber var mı? Cenazeyi adli tıbba aldırmışlar. Başlayacak inceleme. Hmm. Kolay gelsin. Ne haber usta? Gel Engin. Geçmiş olsun usta. Geçmiş olsun. Ya geçti de nasıl geçti bir de bize sor. Kadın uçağa bindi değil mi? Bindi müdürüm. Nihayet bindi. Ne yaptınız Arda? Nöbetteyiz abi, merak etme. Neden seninle uğraşıyorlar ki bu kadar? Ne bileyim kızım, anlamadım ki. Sen nasılsın? Gerginim anne. Şu iki günde gelmeyen kalmadı başımıza. Canım benim. Hadi iç şunu, rahatlatır. Ne bu? Bitki çayı. Sen içmiyor musun? Yok, ilaç aldım. Elim ayağım titriyor, baksana. Buradan da bir şey çekmiyor ki. CD falan alayım ben sana. Oradan izlersin çizgi filmlerini. Olur mu güzelim? Olur dayı. Dayı. Ha güzelim. Annemi bir daha ne zaman göreceğim? Ev burası demek ki. Kalabalık var mıdır içeride? Yoktur ama bakmak lazım. Dur az bekle. Bu
Polis buralara kadar girip çıkmaya başladı demek. Ne yapacağız dayı? Poliste mi papaz olacağız? Gerek yok. Gidelim. Yine geliriz, vakit çok. Yarına benim erkenden çıkmam lazım. Okula bırakacaktım kızı. Nasıl geleyim cezaevine? Sağ ol canım. Yapma ya. Anneme mi gideceğiz? Evet. Resim daha yaparsın değil mi? Yaparım. Hem de bahçeli ağaçlı resim. Aferin sana. Nasıl yapacağız Mesut? Dur bakalım ya. Ben de sabahtan merkezdeyim ama Tunca aldırırım belki. Haber veririm ben sana. Eyvallah, ne diyeyim. Var olun ikiniz de. Hadi. Berbat görünüyorsun ha. Sağ ol be. Yoruldun, normal. Sen kendine bak. Kaç saat uyunur sence şu iş bitince? Vallahi bıraksalar 20 saat uyurum. Neredeyse tam bir gün. Unut sen onu. Ne diyorsun Arda? Nasıl? Ne zaman, nasıl olmuş ya? Ne oldu? Ne olmuş Aylin? Kız intihar etmiş. Yağmur. Ne? Ha? Yağmur mu intihar etmiş? Kızım. Yağmur. İyi olacaksın. Çok sayıda sakinleştirici hap yutmuş. Midesini yıkadık. Ama kana karışan maddenin atılmasını beklemek durumundayız. Şimdilik elimizden gelen bu. Hayati bir tehlike. Bizce şimdilik yok. Ama gözlem altında tutuyoruz. Allah'ım sana çok şükür. Yağmur kızım. Ya neden yaptı ki bunu, neden? Siz buldunuz değil mi evde? Hayır, ben buldum. Odasına çıktım sesi çıkmayınca. Aynur yatıyordu. Hiç de şüphelenmedim ki ben. Bir mektup bırakmış. O telaşta göremedik. Ne yazmış acaba? Haplara bak. Nereden bulur o yaştaki kız bu kadar hapı? Ailenin reçeteli ilaçları olabilir. Mektup ne diyor abi? Ne yazdığını boş ver de. Siz bu kadar uzun intihar mektubu gördünüz mü arkadaşlar? Alo. Neredesiniz usta? Rapor çıktı. Geliyorum yanınıza. Hep senin yüzünden bunlar. Senin yüzünden diyorum. Kaldırsana kafana, baksana bana. Ne diyorsun Sema sen? Bu kızın psikolojisi bozulduysa senin yüzünden. Herkesi delirttin. Abimin de kanına sen girdin. Saçma sapan konuşma be. Bunları tartışmanın yeri burası mı arkadaşlar? Şşş, kesin sesinizi. Yağmur uyandı. Görmek isterseniz. Çok fazla yormamak kaydıyla. Önce biz görüşelim kızla. Annesiyim ben. Önce ben göreceğim. Şş, bekle burada. Ali. Siz de şurada bekler misiniz lütfen? Salondaydık. Annem bitki çayı verdi. İçtim. Sonra? Odama çıktım. Ağırlık çöktü, yattım. Uyuyacaktım biraz. Gerisini hatırlamıyorum. Peki mektup? Mektup mu? Odanda bulduğumuz mektup. İntihar notun yani. Ne intiharı, ne mektubu? Yok öyle bir şey. Yemin ederim yok. Geldik Rıza baba, hastanedeyiz. Tamam, geliyoruz. Ne olacak şimdi? Annem nerede? Biraz bekleyeceksin canım. Yağmur'un mektubu. Adli tıp raporu çıktı. Hikmet'in ölüm sebebi de antifriz zehirlenmesi. Biliyordum. Onu da sen öldürdün. Biliyordum. Tamam, tamam. Gelin şöyle, tamam. Ne demek oluyor bütün bunlar?
Gelin Yağmur'a şöyle, bir şey gelin. Sormayacak mısınız? Ne yazmış bakmayacak mısınız? Bakardık tabii. Ama kızı bu mektupla ilgisi yok. 16 yaşında genç bir kız. Hem intihara karar verecek hem de arkasında mektup bırakacak ha. Ama önce oturup bunu bilgisayarda yazacak, öyle mi? Ne demiş mektupta? Babasını da Celal'i de kendisinin öldürdüğünü, antifriz kullandığını itiraf etmiş. Tam da sana gelecek suçlamalar bunlar. Bak, benim merak ettiğim bu kadar mı delirdi sana? Kendini kurtarmak için kızını öldürecek kadar mı delirdin? Ha? Halası bulmasa Yağmur ölecekti. Hem de bütün suçları üzerine alıp gidecekti. Sen de kurtulacaksın, öyle mi? Nasıl bir manyaksın sen Allah aşkına ya? Allah belanı versin senin. Şşş, tamam. Ne oluyor be? Sakin ol, sakin ol. Hepsi cezasını buldu. Yetişmeseniz Yağmur da gidecekti. Kurtulacaktım onlardan. Neler çektim onlardan ben. Sakin ol. Yağmur'umu heba sakin ol dedim. Be. Sakin hayatımı ol. Hayatımı verdim ben onlara. Ne geçti elime? Ne? Allah hepsinin belasını versin. Yürü. Hepsini. Neredesin? Geldim sayılır baba, az kaldı. Alıp geliyorum ben de. Sağ olasın Betunç. Zahmet olacak sana da aslanım. Ne olacak baba? Alıp geliyorum işte. Yarım saati sendeyiz. Eyvallah, bekliyorum. Geliyor bugün gene ha? Geliyor vallahi abla. Bu kadar süslenme, ev kadar çocuğum. Hadi hadi, anlarız biz halde. Kim getiriyor senin kızı? Bir söyle bakalım. Abla aşk olsun ya. Sıkıldın mı komşu teyzede? Yok. Ne oluyor ya? Kimsiniz ya siz? Bırak. Tunç abi. Başka bir hayat var.